Bu konuşmanın konusu benim de çalışma alanım olan en hızlı dönen yıldızlar. Şimdi hikayenin sonu oraya yavaş yavaş geleceğiz. Ee, en hızlı dönen yıldızlar nötron yıldızları. Ee, ama ben önce dönmeden falan başlayacağım. Bu, bu konuşmayı daha önce yıllar boyunca değişik versiyonlar aşağı yukarı aynı konuşmayı birçok üniversite öğrenci gruplarına verdim. Ee, son olarak. Mersin Üniversitesi'nin, yok pardon, Yıldız Teknik ve Türkiye Hava Kurumu Üniversitesi'nin ortak bir etkinliğinde geçen sene konuşmuşum. Ee, bu konuşmalar son dönemde Bilim Akademisi e, üniversite konferansları olarak da e, duyuruluyor. Bilim Akademisi'nin aşağıda görüyorsunuz e, web adresi 3w www.bilimakademisi.org. Bir de sizi daha çok ilgilendirecek Bilim Akademisi'nin popüler bilim yani lise düzeyinde ilgili herkesin izleyebileceği bir bilim e, portali var. Sarkaç.org. Sarkaç.org çok yoğun şekilde sosyal medyadan da takip ediliyor. E, web sitesine girerseniz zaten abone de olabilirsiniz. Size o zaman haftalık bülten gelir. Yani o hafta neler yayınlandı. Orası sadece fizik, astronomi değil. Bütün bilim dalları. Yani doğa bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik, tıp her alanda enteresan yazılar oluyor. Şimdi bu tanıtım faslından sonra cisimler niye döner? Şimdi birinci sınıf fizik dersi veya lise fizik dersinde meraklı bir öğrenci bazen gelip hocaya şu soruyu sorar. Madem ki herhangi iki gök cismi evrensel kütle çekimiyle birbirini çekiyor. Madem bunlar birbirini çekiyorlar, niye birbirinin içine düşmüyorlar? Dünya niye? Öğrenciler direkt demezler, direkt derler. Ee, bayrak direği gibi direkt güneşe düşmüyor. Aynıye, dünyaya, pat diye içine düşmüyor. Niye? Çünkü cisimler iki cisim burada yeşil oklarla gösterdiğim birbirine göre birbiriyle etkileşen ve hareket halinde iki cisim. Bunlar iki gök cismi. Aralarında da çekim kuvveti var. Evrensel kütle çekimi. Şimdi ama birbirlerine göre de bir hareketleri var. Bu arkadaş bunu çektiği için ivmelenecek yani hareketi, hızı yön değiştirecek. Buna doğru yön değiştirecek ama başta hızı sıfır değildi. Yanlamasına buna göre yanlamasına bir Hızı vardı genel olarak. O zaman böyle sapacak. Sonraki anda bu sefer bu da buraya geldi. Şimdi yine birbirlerini çekiyorlar. Bu sefer böyle sapacak. Gördüğünüz gibi yanlamasana hızdan dolayı e, doğrudan birbirine göre duran cisimler veya hatta hızları birbirinin nişan almış birbirine bakan şekilde olan cisimler ancak birbirine düşerler. E, diğer cisimler birbiri kütle çekiminin sonucu. Birbiri etrafında dönmek. Zaten dönmek ivmeli bir hareket. Yani hız vektör olarak sürekli yön değiştiriyor. Yani bir kuvvet olması lazım. O kuvvet de, kütle çekimi kuvveti. Ee, şimdi devam edelim. Ee, i̇ki cisim. Mesela iki yıldız düşünelim. Gökyüzündeki yıldızların çoğu e, çift yıldızdır. 60 70i türüne göre çift yıldızlarda bulunurlar. Bunları biz çıplak gözle hatta teleskopla bile iki ışık kaynağını ayrıştıramayız. Çok kuvvetli teleskoplar çok yakın çift yıldızlara ancak imaj olarak ayrıştırabilirler. Tek bir nokta olarak görürsünüz ama sonra çeşitli yöntemlerle burada iki nesne olduğunu birbirine göre hareket halinde olduklarını ölçebilirsiniz. Şimdi iki yıldız. Belki milyarlarca yıl önce bir gaz bulutunda iki görece yoğun bölgenin yoğunlaşması sonucunda oluştular. Her bir yıldız aslında tek, tek olarak da da olsa böyle yoğunlaşma ile oluşur. Ee, ve yoğunlaştıkça, sıkıştıkça kütle çekimi artacağından büsbütün hızla yoğunlaşır. En sonunda orta kısmı e, çekirdek reaksiyonlarını özellikle hidrojeni helyuma dönüştürecek reaksiyonları e, tetikleyebilecek yani iki hidrojen çekirdeğinin birbirine yeterince yakın olduğu sıcaklık ve basınç şartlarına eriştiğinde parlayıp yıldız oluyor tamam şimdi yıldız olduğu sırada bir yerde bir yıldız oluştu çöktü oluştu e, o bulutun içerisinde başka bir yoğun bölgede başka bir oluşmakta olan yıldız muhakkak var bunlardan en yakın olan bir tanesi diğer komşulara göre daha yakınsa bizim esas izlemekte olduğumuz ıı, ilk oluşan yıldıza o zaman bu ikisinin birbirine göre olan kütle çekimleri biliyorsunuz kütle çekimi kuvveti bir bölü mesafe kare gibi artıyor. Dolayısıyla en yakın iki tanesi birbirine en çok çekecekler. Diğerlerinin etkileri eğer onlar yeterince uzaksa ihmal edilebilir. O zaman bu iki nesne birbiri etrafında dönecek. Neden? Çünkü ancak nadiren ki yani bir yıldız bulutunda tesadüfen bu hiç olmaz. Bunların oluşum sırasındaki o çöken bulut parçalarının hızları birbirine göre hızları ikisini birbirine bağlayan çizgi üzerinde olsa idi. Ancak o şartlarda ivmelenerek birbirine doğru pat diye düşecekler. Ee, ama öyle olmaz tabii. Çünkü tesadüfi olarak oluşuyor bulutta bunlar mutlaka birinin ötekine doğru azıcık da olsa bir yanlamasının hızı vardır. O zaman da tıpkı ayın dünyaya düşmesi gibi bunlar da birbirine düşüyorlar. Birbirine düşmek demek birbiri etrafında yörünge çizmek demek. Onun için dönme çok yaygın. Onun içinde birlikte oluşan çift yıldızlar ki yıldızların %60-70'i bu durumda. Neden? Çünkü bir kere yakın oluşmuş bir çift olursa bunlar hep aynı yörüngede birbiri etrafında dönüyorlar. Biraz fizik okuduğunuz zaman bunun neden böyle olması gerektiğini görürsünüz. İşte mekanikte hareket yasalarının hepsi Newton. Newton'un ikinci yasasından çıkar. O da işte enerjinin korunması ve açısal momentum dediğimiz yanlamasına dönme hareketini ölçen bir özelliğin hep sabit kalması demek. Bunların sabit kalması demek yörüngenin hep aynı yörünge olması. Yani çift yıldız yörüngeleri bozulmuyor. demek. Açsal momentumu ne olduğunu e, yazayım buraya. E, fizik derslerini, yani fizik öğrencileri veya son aldığı fizik dersini hatırlayanlar bunu hatırlayacaklardır. E, bir cismin diğerine göre açısal momentumu İkisi arasındaki uzaklık bunun ötekine göre hızının hızı mesela rastgele şu yönde ötekinin uzaklık vektörüne dik olan kısmı yani yanlamasına hız bir kere bu hareket eden cismin kütlesi bu açısal momentum bu nesne e, hareket sırası sabit kalır şimdi iki cismin birbiri etrafındaki yörüngesi bazen bir elipsdir mesela gezegenlerin güneş etrafındaki yörüngeleri elips. Elips demek ikisi arasındaki mesafe R bazen daha büyük bazen daha küçük oluyor. Çünkü e, işte elips çarpık bir zaten güneş de mesela gezegen yörüngeleri için e, elipsin bir odak noktasında biliyorsunuz. E, bu durumda gezegen güneşe yaklaştığı sıralarda yani R küçükse bu çarpım sabit kalacağına göre dikine hız daha hızlı olur. Yakın bölgeden hızlı geçer. Yörüngenin uzak kısmından ise daha yavaş geçer. Öyle ki dikine hız çarpı uzaklık hep sabit kalsın. Bu ilk defa Kepler'in gözlemsel olarak sebebini bilmeden gözlemsel olarak kaydettiği bir özellik. Çünkü bu özelliğin Hemen bunun eşdeğer biçimi şudur: elips üzerinde hareket eden gezegen, e, onun Güneş'ten konum vektörü, belli bir zaman aralığında bir küçük üçgen tarıyor. İşte aynı zaman aralıklarında taranan üçgenlerin alanları hep aynıdır. Dolayısıyla yakındayken hızlı taranacak, çünkü C küçük üçgen e, burası hızlı geçilecek uzaktayken yavaş geçecek. Tam olarak bu açısal momentumun korunumu demek bu. Kepler'in gözlemden çıkardığı Kepler'in ikinci yasası aslında açısal momentumun korunduğunun gezegen yörüngelerinde gözlenmesi. Evet, şimdi devam edelim. Bunu söyledim demin. Açısal momentum sabit kalır. O dikilen yanlamasına hızı açısal hız kere yörünge yarı çapı diye de ifade etmek mümkün. O zaman bu açısal hıza radyan bölü saniye olarak omega harfinin adet olmuş. Çoğu zaman onu kullanırız. O zaman şunun sabit olması demek m kere r kare omega'nın sabit olması demek. mr kare bileşimine de e, eylemsizlik momenti i adı verilir. Bu ayrıntıları bir tarafa bırakarsak esas olarak dünya güneşe daha yakınken daha hızlı hareket eder. Kepler'in gözlediği gibi. Şimdi açısal momentumun sabit kalması Newton'un ikinci yasasından hemen anlaşılabileceği gibi her kuvvet için her türlü iten veya çeken kuvvet için açısal momentum sabit değildir. Belli kuvvetler için hangi kuvvetler için eğer kuvvetin yönü, iki cismi arasındaki etkileşme kuvvetinin yönü, iki cismi birbirine bağlayan çizgi üzerinde ise. Şimdi diyeceksiniz ki e, gayet tabii yani elbette ikisi birbirini itiyor çekiyorsa kuvvet de iki cismi birbirine bağlayan çizgi üzerinde olmalı. Bu birçok kuvvet için doğru. Mesela en önemli kuvvetler kütle çekimi için doğru kuvvet merkezi yani ikisini birbirine bağlayan çizgi üzerinde. E, maddenin yapısını belirleyen elektrostatik kuvvet, kulon kuvveti için de yine doğru. Kuvvet mesela elektronla çekirdek arasındaki kuvvet ikisini birbirine bağlayan çizgi üzerindedir. Ama böyle olmayan kuvvetler de var. Mesela mıknatıs kuvvetleri böyle değil. Kuvvet iki etkileşen nesil birbirine bağlayan çizgi üzerinde değil. Aynı şekilde pimpon atar oynarken veya tenis oynarken İyi bir oyuncuysanız, fake atış yapıyorsanız, raketle yaptığınız şey aslında öyle bir hareket yaratıyorsunuz ki e, topla raket arasındaki hava yastığı e, kuvvetin topu rakete bağlayan çizgi üzerinde değil de yanalmasına olmasını sağlıyor. Dolayısıyla top raketin vurduğu yönde değil, yana doğru fırlayıp başka tarafa gidiyor. Karşı oyuncuyu şaşırtıyorsunuz. Ne bunları söylüyorum. Çünkü çok doğal görünüyor ama bütün kuvvetler illaki etkileşen iki nesneyi birbirine bağlayan çizgi üzerinde değildir. Şimdi eğer etkileşen iki nesneyi bağlayan çizgi üzerinde ise kuvvet o zaman tercih edilen bir yön yok demek. Neden? Çünkü iki cisim etkileşiyor. Elbette ki bunları bağlayan çizgi özel bir yön ama onun dışında yana şu yana, bu yana 30 derece açıyla falan filan gibi ayrı bir tercihli yön yok yönlere göre simetri var. Şimdi bu resmini gördüğünüz hanım çok önemli bir matematikçi. Emin Öter işte grup teorisine sayılar teorisine falan matematikçiler onunla bilirler. Grup teorisine özellikle katkıları dolayısıyla. Ama fizikçiler Emin Öter'i şunun için anarlar. Emin Öter ilk defa genel olarak bir sistemde bir simetri varsa o zaman korunan bir nicelik vardır. Bunu genel geçer e, bir ilişki olduğunu anlayan kişi yani kuvvet R üzerinde Demek ki özel tercihli başka bir yön yok Bu bir simetri açılara yönlere göre simetri o zaman açısal momentum korunur. Kuvvet. E, veya potansiyel enerji kuvvetli ilişkili olan. Bir yer tercih etmiyor. Şur, Yani iki cisimden bir tanesini buradan alıp buraya koyarsanız, şuraya koyarsanız, öbür tarafa koyarsanız e, kuvvet değişmiyor. Potansiyel enerji sabitse e, bu sonuç elde edilir. Burada da bir simetri var. Ötelemelere göre bir simetri var. E, o zaman momentum korunur zaman içerisinde kuvvet değişmiyorsa doğrudan yani kuvvet tabii hareket dolayısıyla değişir ama kuvvetin içerisindeki sabitler mesela Newton'un kütle çekimi sabiti G zamandan bağımsız. Bu anlamda sistem zamandan bağımsız ise o zaman enerji korunur. Ve daha başka fizikle nicelikler de var. Yük, yükün, korunması, işte kütlenin korunması. Şu bunların hepsi bir simetriye eğintilir. Ee, bu çok güzel şık bir teorem. Yani nerede bir simetri var, orada korunan bir şey vardır. Evet, şimdi devam edelim. Şimdi yörüngelerden söz ettim. 1 bölü r kare çekim yasası, birbirine göre hareket eden iki cismin belli bir herhangi bir belli andaki ona ilk an, ilk şartlar diyoruz konum ve hızının yanlamasının hızının açısal ne olduğuna göre çeşitli yörüngeler izler. Mesela gezegen yörüngeleri elips. Aslında daireye yakın. Çift yıldızların çoğunun yörüngeleri dairedir. Bazılarının daha yeni oluşmuş bir çift yıldızsa elipstir. E, ee, kuyruklu yıldızların yörüngeleri çok çarpık, çok eksantrik elipstir. Ama bir de sonsuzdan bir cismin gelip düz bir çizgi üzerinde hareket ederken yeterince yakına gelince bir başka cismin çekim kuvvetini hissedip o cisme göre sapıp onun etrafından dolanıp tekrar sonsuza kaçması var. Bu tür yörüngelerde ucu ucuna sonsuza kaçıyorsa parabol sonsuza kaçıp çok uzaklara demek sonsuz çok uzaklara hala hızlı hareket ederek bir düz çizgide varıyorsa o da hiperbol. Şimdi 1 bölü R kare çekim yasasına göre Mümkün olan bütün yörüngeler kapalı yörüngeler yani daire ve elips veya açık yörüngeler parabol ve hiperbol bunların hepsi geometrik olarak bir koniyi çeşitli yöndeki düzlemlerle keserek elde edilir. Bu Newton Newton'un ikinci yasası ve Newton'un kütle çekimi yasasının anlaşılmasından sonra bütün ilk şartlara göre bütün mümkün yörüngeler anlaşılmış ve bunların hepsinin konik kesitler olduğu bulunmuş konik kesitlerin neler olduğu yani daire elips, parabol ve hiperbolün koni, koniyi keserek çıkabildiği ilk çağlardan beri biliniyor. Bunun kayıtlı e, ilk, yani günümüze kadar gelen ilk e, veya belki tek, belki ondan önce de kimse bulmamıştı. E, tek e, kaydı e, perge gezenleriniz varsa Antalya yakınlarında çok güzel bir antik kent kalıntısı. Perge'de yaşamış olan Apollonius adlı bir matematikçi yapmış bu işi. Çok güzel bir kitap vardır. Matematiğin aydınlık dünyası. Matematik tarihinden böyle enteresan bazı kesitler. Bunu bir matematikçi arkadaşım Sinan Sertöz yazdı kitabı. Aslında ilk başta Sinan'la eşi Tülin'in yaptığı bir filmdi. Çoğunuz belki ortaokuldayken, lisedeyken bunu gördünüz. Çünkü çok popüler oldu TRT'nin çektiği. E, hala da insanlar bunu okullar falan alıp seyrediyorlar. Sonra biz vaktiyle bunu TÜBİTAK'ta e, kitaplaştırmalarını istedik. Hala da baskısı yapılan. Hoş bir kitap. Eğer şimdiye kadar bu kitabı veya filmi izlemediyseniz tavsiye ederim. E, bu konik ilgili bir hikaye var bu kitapta. Ama başka bir sürü hoş hikaye var. Şimdi dönelim konumuza. Newton mekaniğinin gelişmesinden sonra evrensel kütle çekimi altında hareket eden bütün birbirine bağlı yörüngelerin bütün konik kesitlere denk geldiğini insanlar anlıyorlar. Evet şimdi devam edelim. Mesela önemli bir örnek en basit. Bağlı yörünge, kapalı yörünge, dairesel hareket. Dairesel hareket ne demek? İşte cismin konumu şu şekilde yazılabilir demek. Ee, ve bunu böyle izlerseniz ivmeyi hesap ederseniz, ivme doğrudan doğruya merkeze doğru yani çeken diğer cismin doğrudur. İkisini birbirinden ayıran R vektörü yönündedir. Ve ivmenin büyüklüğü eksi e, açısal hız omega'nın karesi kere ivmenin büyüklüğü doğrudan duyuluyor. Büyüklük tabi eksi değil. Omega kare kere r, eksi demek çekim kuvveti demek. Değil mi? E, şimdi burada bunun x ve y yönündeki parçaları, koordinatları cos omega t ve sin omega t. E bu harmonik salınım hareketi. Demek harmonik salınım hareketinde de ivme Omega kare kere konumla veriliyor. Bu da fizikte birçok yerde, işte alternatif akımlarda, dinamolarda, kapalı devrelerde, elektrik motorlarında falan falan kapalı ve enerjisi de sonlu olan küçük periyodik hareketler yapan bütün kararlı dengeli sistemlerde geçerli olan aynı matematik. Dairesel hareket bunun iki boyutlu bir örneği. Evet. Şimdi ikili yörünge dengeli açısal momentum korunuyor. Üçlü, dörtlü, beşli vesaire gruplar, yani birbirine tesadüfen yakın oluşmuş, hepsinin birbirine uzaklıkları aşağı yukarı benzer olduğu için iki tanesi ayrışamamış e, yıldız grupları var. Yani oluşabiliyor ama bunlar uzun zaman kalmıyor çünkü her ne kadar toplam bütün beşi'nin birden açısal momentumu enerjisi korunsa da tek tek yıldızların ee, işte diğer 3-4-5 komşuyla etkileşim halinde izledikleri yörüngeler çok karmaşık ve bu grup e, kısa zamanda dağılabiliyor. Bir tanesi daha fazla enerji alıp çıkıp bir tarafa gidiyor. Bunlar kararlı değil. Ama onlu, yüzlü sistemler yani birbirine yakın oluşmuş, bir gaz bulutundan oluşmuş 25 tane yıldız düşünürseniz bu tür sistemleri görüyoruz. Bunlar kararlı gibi. Yani ne demek? Bozuluyorlar eninde sonunda. Bozulacaklarını da ölçümlerden kestirebiliyoruz. Dağılıyorlar. Ama mesela birkaç milyon yıl yaşıyorlar. Dolayısıyla gözleyebiliyoruz. Bunlar açık küme deniyor. Eğer 100 bin ila 1 milyon kadar yıldızdan oluşan bir sistem varsa Bunların nasıl oluştuklarını tam bilmiyoruz henüz. Ama bunlar çok kararlı. Oldukça kararlı çünkü e, evrimleşiyorlar. Yani yavaş yavaş e, o milyonlarca yıldız veya yüz binlerce yıldızın çoğu orta kısma doğru çökeliyor. Bunların tümü de küresel bir dağılım gösteriyor uzayda simetrik. Bunlara da küresel kümeler diyor astronomlar. Şimdi resimlerine bakacağız. E, milyar, on milyar, yüz milyar yıldızdan oluşan sistemlere de Galaksi diyoruz. Biz bunlardan bir tanesinin içindeyiz Güneş'imizle birlikte. Güneş çok sıradan bir yıldız. Ee, Samanyolu dediğimiz galaksi bizim kendi galaksimiz. Biz onun içindeyiz Güneş'le birlikte. Güneş Samanyolu'nun merkezinde de değil bir kenarında böyle merkeze etrafında dönüyor. Şimdi biraz resim göstereyim size. Bu çok meşhur bir açık küme. Çıtlak gözle bulması da biraz gökyüzünü öğrendiğinizde kolaydır. Boğa burcu bölgesinde demek ki bu aylarda gökyüzü de rahat görünür. Mayıs'ta görünmez çünkü Mayıs'ta Güneş Boğa burcunda demek Güneş dünyadan bakıldığında bu yıldızlar da aynı yönde yani bu yıldızlar gündüz gökyüzünde kalıyor Güneş'in parlaklığından görülmüyor ama altı ay sonra Kasım'da Aralık'ta en iyi görürsünüz bunu gece yarısına yakın çıplak gözle de bulmak kolaydır bu Türkçe adı Ülker veya Süreyya o şiirde geçen yedi kandilli Süreyya veya halk arasındaki ismiyle yedi kızlar, yedi kardeşler falan denen e, birimdeki adı Yunanca mitolojiden gelen ismini Pleiades. Çok görkemli, çok şık çünkü gerçekten çıplak gözle de işte yedi sekiz tane parlak yıldızı yan yana böyle kümeleşmiş görüyorsunuz. Ha, burada geri döneyim. Önemli bir şey. Şimdi yan yana gördüğünüz yıldızların hepsi küme değil. Yani bunlar gerçekten üç boyutlu zahire birbirine yakın değil. Mesela burçların hiçbiri sadece bir küme değil. Hani burç işte güneşin izlediği iz yönünde kaldığı için insanların önemsedikleri işte yok boğa burcu, aslan burcu falan zodyak burçları onlarla fal bakıyorlar. Şimdi fal palavra. Onun palavra olduğunu gösteren bir sürü mantıki argüman var. Ama en temel olanı şu. Ee, mesela Boğa burcuna bakıyorsunuz. Boğa burcunun iki tane boynuzu boynuza benzetilmiş iki biçim var orada. Bir boynuzun ucu işte Boğa'nın yok kulağı, kuyruğu neyse. O yıldızlar Boğa'nın iki boynuzunun ucundaki yıldızlar mesela bizden aynı yönde oldukları için yakın görünüyorlar. Ama bu gök küre üzerindeki yönleri yani iki boyutlu bir izdüşüm gerçekten o yıldızların mesafelerini astronomlar ölçüyor. O zaman bir maket yapsanız üç boyutlu. O makete bizim konumuzdan karşıdan bakınca yine aynı yöndeler işte bu yakıştırabilirsiniz. Ama öbür tarafa dönüp arkasından yandan bakarsanız bakıyorsunuz ki boğanın bir boynuzu ile öbür boynuzu birbirinden son derece uzak. Sadece bize göre aynı yöndeler ama biri diğerinden çok uzak. Bu tıpkı camdan bakıyorsunuz Karşı apartmanla onun ta ötesinde 5 kilometre ötedeki bir dağ, dağın tepesinde hayal meyal seçtiğiniz bir ağaçlar var. Bunlar aynı şeyin parçalarıdır demek gibi. O ağaçlar apartmanın bahçesinde falan değil. Demek ki e, tesadüfen aynı yönde görünen takım yıldızlar, zodyak burçları gibi gerçek nesneler değil. Onun parçaları bir bütün oluşturmuyor. Uzayda aynı yerde değiller. Oysa bu açık kümeler sahici yani gerçekten bunlar bizden çok birbirine yakın mesafedeler ve birbirleri etrafında dönüyorlar kütle çekimiyle. Bu bir sistem. Evet, şimdi gelelim bir tane. Bu bir küresel küme. Bunlardan çok var. Ve bunlar çok hoş. O kadar çok yıldız bir arada olunca hepsinin ortalama etkileri altında her biri dönüyor. Bu bir küresel yoğunlaşma oluşturuyor. Bu evrimleşince orta kısma doğru daha çok çökeliyor yıldızlar ve etrafındakiler de bu merkezin etrafında dönüyorlar. Bu bir sarmal galaksi. Şimdi galaksiler dönme hareketinden dolayı bir düzleme yoğunlaşmış oluyorlar ve tesadüfen bizim bakış yönümüz o düzleme dikse o zaman böyle tabak gibi görüyorsunuz. Ama çoğunu tabii öyle tepeden görmüyorsunuz. Kimilerini de yandan görüyorsunuz. Bir tane örnek vermişim başka örnek yok ama bazılarını biliyorsunuz şöyle yandan görülen bir tabak gibi görürsünüz. Şimdi evrende bu galaksilerden var. Galaksilerin de grupları var. Ama belli bir ölçeğin ötesine geçtiğiniz zaman o ölçekte 500 milyon ışık yılı gibi bir ölçek. Bir ışık yılı 40 trilyon kilometre. Artık hesap edin 500 milyon ışık yılı ne kadar büyük? Ama bu hala nispeten yerel bir ölçek evrende ve evrene baktığınız zaman evrenin 500 milyon ışık yılından daha büyük ölçeklerde baktığınız zaman o taraf bu taraf önünüz arkanız sağınız solunuz altınız üstünüz her tarafta aynı yoğunlukta aynı tür galaksilerden aynı miktarlarda var. Yani evren büyük ölçeklerde her tarafı aynı. Ve hangi yöne bakarsanız bakın o da fark etmiyor. Bu yük, büyüklüklerde yani çok uzak 500 milyon yıldan uzak mesafelerdeki galaksilere baktığınızda ilk defa 1924'te işte adına şimdi uzay teleskobunun e, uzay teleskobuna adı verilen Hubble'ın keşfettiği bir olay var. O da şu bir uzak galaksi. Yakındakiler değil çünkü yakındakiler bizim komşularımız onlar bizim galaksimiz Samanyolu'nun çekimi etrafında bir grup içerisinde galaksi takımı birbiri etrafında dönüyor ama yeterince uzak böyle milyonlarca, yüz milyonlarca ışık yılı uzaktaki bir galaksinin e, baktığınızda bakıyorsunuz, e, görüyorsunuz ki bu tür galaksiler hep bizden uzaklaşıyorlar. Üstelik ne kadar uzaksa, o kadar daha hızlı uzaklaşıyor bizden. Şimdi ilk bakışta bu sanki biz evrenin merkezindeyiz gibi bir izlenim veriyor insana, değil mi? Yani hoş bir şey değil tabii bu şekilde merkezde olmak, çünkü herkes sizden kaçıyor. Ee, ama bu ilişkiyi düz orantı bakın, yani her bir galaksinin uzak galaksinin bizden kaçış hızı bize olan uzaklığına düz orantılı. Uzaklığın karesine kübüne falan değil. Doğrudan uzaklığa. Bu yasayı alırsanız yandaki komşu galaksi ne görürdü diye oraya taşıyıp bakarsanız biraz düşünce görüyorsunuz ki o da aynı şeyi görür. Yani evrenin bir merkezi yok. Her galaksi bütün uzak galaksilerin kendisinden kaçtığını ve ne kadar uzaksa o kadar daha hızlı kaçtığını bu orantı sabitine de Hubble sabiti deniyor. Görüyor. Yani evrenin bütününü aşağı yukarı 100 yıldır çok yakın bir zamandır bilim bir gözlem konusu yaptı. Çünkü evrenin parçalarının değil bütününe ait bir özellik bu Hubble yasası. Bu evrenin açılmakta olduğunu gösteriyor ve bir merkezin olmadığını gösteriyor. Şimdi devam edelim. Şimdi bu sefer tek tek yani galaksileri falan bırakalım, kümeleri falan, tek gök cisimlerine dönelim. E, gök cisimleri de kendi ekseni etrafında dönüyorlar. Bunu biliyoruz gözlemsel olarak. Yani Dünya dönüyor, Ay bir eksen etrafı dönüyor, Güneş bir eksen etrafında 25 günde bir dönüş tamamlıyor. Bütün ölçtüğümüz yıldızlar, gezegenler ne var ne Tek tek gök cisimleri de belli eksenler etrafında dönüyorlar. Neden? Çünkü kütle çekimi kuvveti. Ee, açısal momentum korunuyor demek. O da işte cisim hep aynı eksen etrafında, aynı yönde dönecek demek. Oluşumundan kalan dönmeyi hep koruyacak demek. Ee, gezegenlerin mesela dönmekte oldukları görsel olarak da belli. Ee, mesela zaten görüyorsunuz bunu teleskopla izlerseniz. Mesela Jüpiter, Jüpiter'in bir büyük kırmızı lekesi var ve başka yapılar var üzerinde. Onları izlediğiniz zaman Jüpiter'in dönmekte olduğu açık seçik görülüyor. Güneş'in lekeleri aynı şekilde dönüyor. Venüs'ün hem kendi dönmesi hem de etrafında dönen halkalar var. Ee, Uranüs'ün de var öyle halkaları. Ee, Neptün'ün de var vesaire. Bunlar hep dönüyorlar. Devam edelim. Şimdi açısal momentum korunuyor demek. Yıldız evrimleşirken eğer Küçülürse dönme hızı hızlanacak. Büyürse yavaşlayacak demek. Çünkü hatırlayın açısal momentum neydi? R kere dönme hızı veya R kare kere e, açısal hız. O R kare yani sistemin boyutları küçülürse açısal hız artar. Bunu dünyamızda da, deneylerde veya günlük e, hayatta biliyoruz. E, sporda ve Dans içinde mesela bu önemli. Ee, hani bir çift dans ederken ikisi birbirine tarafı dönüyorlar. Kolları tutup böyle açılırlarsa birbirlerinden dönme yavaşlar. Birbirlerine çekerlerse e, dönmeleri hızlanır. Patenle yaparsanız bu iyice belli. Tek kişi içinde mesela şöylesin eski bir olimpiyat Bu çok meşhur bir yüzme tramplen atlama şampiyonu Greg Luganis. Benim gençliğimdeki bir olimpiyat şampiyonu. Onu örnek olarak aldım. Ama herhangi birisi tabii şampiyon olmaya gerek yok. Tramplenden atlayıp takla atmayı beceriyorsa, havada dönerken kollarını bacaklarını açarsa o dönme yavaşlar. Kollarını bacaklarını toplarsa daha hızlı döner. Ondan sonra tekrar açar suya. İşte balıklama girer. Ee, bir balerin de aynı olayı kullanıyor veya bu bir buz patencisi bakın dönme halinde bu resimde bu galiba Bolşoy Balesi'nin bir afişi ee, balerin dönme halinde kollarını bacaklarını toplarsa dönmesi hızlanır şimdi biraz formül yazalım Yıldızlardan söz edelim. Aynı olay. İşte yıldızların dönmesini izlemek istiyorsunuz. Şimdi ne yapacaksınız? Bir mekanik hareket için daima Newton'un ikinci yasası hareket denklemi olur. F eşittir. Kütle kere ivme. Şimdi bunu şuna uygulayalım. Yıldızın yüzeyinde küçük m ile gösterdiğim bir küçük parça yıldızın herhangi bir yüzeydeki parçası mesela bir santimetre bir kısmı yıldızın ekvatorunda dönüyor. Bunu yıldızın tamamı çekiyor. Ne kadar çekiyor? İşte yıldızın kütlesi kere o yüzeydeki küçük parçanın kütlesi bölü aralarındaki mesafenin karesi. O da tabii yıldızın yarı çapı, yarı çapın karesi. Sağ tarafta yine parçanın kütlesini yazıyorum çünkü onun hareketini incelemekteyim. İvme, dairesel hareket olduğu için ivme V kare bölü R veya açısal hız kare kere R diye yazılabilir her iki tarafta harekette geçen kütle ile kütle çekiminde geçen kütle aynı olduğu için ilk defa Galileo'nun bulduğu gibi bunlar gider. Sonunda elde ettiğiniz şeye bakın. Açısal hızın karesi yıldızın kütlesi bölü yıldızın yarı çapının kübü. Bu yıldızın taşıyabileceği en yüksek hız demek. Neden? Çünkü gerçekte Sadece kütle çekimiyle içeri çekilmiyor cisim. E, yani yüzeydeki parça aynı zamanda da yıldızın basıncı onu yukarı kaldırıyor. Başka kuvvetler var. Maddi kuvvetler. O bu e, net kuvveti biraz azaltıyor onun için hız da sırf kütle çekiminin verdiği bu dönme hızından daha az olur. Kütle çekiminin verdiği dönme hızı yıldızın dönebileceği en yüksek hız. Bu ne demek? Bakın şimdi. Aynı kütledeki iki yıldızdan hangisi daha küçükse o daha hızlı döner. Kepler yasası deniyor buna. Bu dönme hızını da saniyede kaç dönme var diye yani f dediğim hertz olarak ölçülen hız e, bunu yanlış yazmışım omega bölü 2 pi olacak. pi omega değil. E, radden olarak hızı ise her bir dönmede 2 pi açı, 2 pi radyan açı döndüğü için 2 pi kere, kere p. Şimdi gelelim yıldızlara. Bu yasayı şöyle yazayım şimdi. M bölü R küp var. M bölü R küp tabii ki yıldızın ortalama yoğunluğuyla alakalı. Önüne bir 4 pi bölü 3 koyarsanız yoğunluk olur. 4 pi bölü 3 çarpıp bölersem bir yıldızın ulaşabileceği, taşıyabileceği, dağılmadan taşıyabileceği en hızlı dönme işte bir sabit yani g kere 4 pi bölü 3 kere yıldızın ortalama yoğunluğu. Yani en yoğun yıldızlar en hızlı dönenler olacak. Peki hangi yıldızlar en yoğun? Şimdi çabuk bir size yıldız evrimi anlatayım. Bizim güneşimiz sıradan bir yıldız. Güneşimiz 2 çarpı 10 üzeri 27 ton kütle taşıyor. Yarı çapı 700 bin kilometre. Yoğunluğu da 1 gram bölü santimetre küp mertebesinde. Yani dünyadaki alışık olduğumuz maddenin yoğunlukları gibi. Güneş gibi yıldızların yoğunlukları da öyle. Güneş kendi etrafında 25 günde döner. Şimdi güneşe ne olacak? Güneş, niye güneş böyle bir belli bir yarı çapta belli bir watt ışıyarak dengede duruyor? Çünkü hidrojen güneşin ortasında helyuma dönüşüyor. Güneşin orta kısmı o kadar sıcak ve o kadar yüksek basınçta ki, kuantum mekaniğinde kullanarak, iki hidrojen e, çekirdeği, yani iki proton birbirine nasıl yaklaşacak? Coulomb kuvvetiyle itiyorlar. Fakat kuantum tünellemesi sayesinde arada bir bazıları birbirinin yeterince yakınına geliyor. Yeterince yakınına gelince, Coulomb e, itmesinden çok daha kuvvetli olarak ee, çekirdek kuvvetleri onlar çekici ikisini birbirine yapıştırıyor ee, bu da bir çok daha karışık bir dizi zincirleme reaksiyondan sonra e, dört hidrojenden bir helyum çekirdeği çıkıyor ve enerji açığa çıkıyor bu enerji güneşin merkezini de sürekli enerji üretiyor ve orayı hep sıcak tutuyor ee, ama dengede kalması için o sıcaktan soğuğa doğru biliyorsunuz fazla enerji üretimi ısı transferiyle akar. Yıldızın yüzeyinden de merkezi üretilen miktarda enerji saniyede üşüyor. Yıldız bu şartlarda dengede kalıyor. Şimdi sonunda güneşin hidrojeni tükenecek. Tükenince çökmeye başlayacak. Çökünce bu kez helyum yakacak kadar ısınacak. Başka türlü bir yıldız olacak. Tekrar şişecek vesaire. Ama helyum da bitecek. Bu sefer başka tür bir yıldız yani başka bir tür kırmızı dev deniyor onlara yıldız. Bu sefer helyum yakacak. Karbon. Karbonu yakacak. Bu aşamaların her biri gitgide daha hızlı oluyor. Çünkü gitgide daha yüksek sıcaklık gerektiriyor. Ee, ve işte güneş tipi yıldızlar tipik olarak 5-10 milyar yıl yaşıyorlar. Kırmızı dev yıldızlar e, birkaç yüz milyon hatta 10 milyon falan gibi daha kısa daha kısa yaşıyorlar. En son aşamaları artık böyle çok hızla oluyor ve bir patlamayla e, güneşin e, ileride varacağı şey kırmızı dev dış katmanlarında üfren bir patlama olacak. Orta kısmı çökecek. Çökecek çökecek bir beyaz cüce olacak. Şimdi burada artık yakacak yakıt kalmadığına göre sittin sene devamlı çökmesi beklenir ama beyaz cüce dengeye geliyor. Neden dengeye geliyor? Çünkü kimya fizik derslerinde öğrendiğiniz iki elektron üst üste gelemez. Pauli prensibi denen yine kuantum mekaniğinden gelen bir özellik var. Bu hiçbir yakıt yakmadan güneşin ileride olacağı çökme aşamasında olacağı sistemi dengeye getiriyor. Çünkü daha fazla sıkışırsa elektronlar üst üste binmek zorunda kalacaklar. Binemiyorlar üst üste. Buna beyaz hücre deniyor. Ama bazı yıldızlar var ki 1,4 güneş kütlesinden daha yüksekse, bunun ayrıntılarına tabii girmeyeceğim burada. Astrofizik dersi alırsanız öğrenirsiniz. Ee, 1,4 güneş kütlesinden daha büyük bir orta bölge çöktüyse, buna bunu durdurmaya elektronların Pauli itmesi yetmiyor. Çökmeye devam ediyor. Çöktükçe bu kez elektronlarla protonlar birleşip nötron oluyor. Ortam Çoğunluk nötron 95 nötron, yüzde 5 proton ve o kadar yüzde 5 de elektron oluyor. Buna nötron yıldızı deniyor. Şimdi bu nötron yıldızları e, tam bilmiyoruz ama yaklaşık iki buçuk güneş kütlesinden az kütlede olabiliyor. Çöken yıldızın o çöken orta bölgesi iki buçuk güneş kütlesinden fazlaysa Nötronların Pauli basıncı dahi bu çökmeyi durduramıyor. Şimdi tabiatta zaten dengeli üç tane Pauli etkisinde uyan fermiyon dediğimiz parçacık var. Elektron, proton ve nötron. Proton elektronla birleşip zaten nötron oldu. Nötrondan başka da basınç sağlayacak, Pauli etkisine uyacak. Başka bir nesne yok. Onun için nötron yıldızından daha sıkışık bir yıldız yok. İki buçuk güneş kütlesinden daha yüksek bir yıldız çekirdeği kaldıysa, ortalıkta e, bu arkadaşı durduracak hiçbir doğa kuvveti yok. O zaman sonu gelmeyen bir çökme evresine giriyor, buna da kara delik diyoruz. Şimdi kara deliklerin ayrıntılı özellikleri dışarıdan gözlenemediğine göre, gözlenebilen en sıkışık, en çökük yıldızlar, nötron yıldızları. Bütün bu slaytları e, çabuk geçeceğim e, ama sunumu sizle paylaşırım. E, yani Efe'ye gönderirim isteyenlerle paylaşır sonra ayrıntılı okursunuz isterseniz. En küçük yıldızlar nötron yıldızları. Ne kadar küçük bunlar? Bunun kütlesi aşağı yukarı güneş kütlesi veya bir buçuk güneş kütlesi e, veya iki güneş kütlesi falan. E, güneş kütlesi ne kadar? Tipik yıldız kütlesi. 2 çarpı 10 üzeri 27, 2 milyar kere trilyon ton. Bu kadar kütle, nötron yıldızında yaklaşık 10 kilometre yarı çap, yani bir büyük şehir, Ankara'nın içinde rahat rahat sar. E, Yoğunluk ne kadar oldu? 500 milyon ton her bir santimetreküpü. Şöyle bir küçük Türk kahvesi yaptığınız kahve kaşığından hacmine nötron yıldızında 5 milyon ton madde sıkışıyor. En hızlı nötron yıldız. Bunlar da dolayısıyla en hızlı dönen yıldızlar. Gözlemde de bunu biliyoruz. Bildiğimiz en hızlı dönen pulsar nötron yıldızı saniyede 716 defa kendi etrafında dönüyor. 716 hertz. Şimdi 716 Hz ya 300 500 700 hertz gibi frekanslar insan kulağının duyduğu frekanslar. Bunlara audio frekans diyoruz. Bu ne demek? Bir nötron yıldızının her bir dönmesinde bir sinyal alıyorsanız ki alıyorsunuz öyle yıldızlar var. Birazdan anlatacağım. Her bir dönmesinde pat 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 bir atış yapıyor. Ama saniyede 716 kere patlatlıyorsa siz bu aldığınız voltaj sinyalini yani çanak anteni yıldıza doğrultuyorsunuz. Ona radyo deniyor. Onun arkasındaki elektronikle sinyali alıyorsunuz. Hiçbir frekans filtresi suni olarak hoparlör falan bir şey takmadan pardon bir filtre takmadan doğrudan doğruya aldığınız voltaj sinyalini hoparlöre bağlarsanız başka bir şey yapmanıza gerek yok. Hoparlörün titreşim frekansı havada etrafınıza ses yaratıyor ve onu duyuyorsunuz. Çünkü işte birkaç yüz hertz insan kulağının duyduğu frekanslar. Nitekim ona benzer deneyimimiz mutfak robotu, mutfak robotlarının dönme hızı 250-500 hertz arasındadır. Yani mutfakta bir şey çırparken robotla o sesi duyarsınız ya. İşte o diyor frekansı. Nitekim en hızlısı 716 defa dönüyor. Bunlara milisaniyelik pulsar diyoruz. Çünkü bir dönme periyodu birkaç milisaniye. O kadar kısa. Birkaç milisaniyede bu yıldız kendi etrafında bir tur dönüyor. Dünyanın bir günde yaptığını birkaç milisaniyede yapıyor. O kadar hızlı. Şimdi 716 hertz aşağı yukarı standart portede değil bir üstteki portede ki e, fa -diyes. Ondan bir sonra gelen 642 kere o da yine yukarı portede Mi bemol. Orta portede sol anahtarıyla e, olan orta portedeki ortadaki la sesi standart 440 hertz'dir. O sesle yani o frekansla dönen e, pulsarların nötr hızları da var. Neden böyle periyodik sinyal yapıyorlar? Çünkü bunlar çok hızlı dönüyorlar. Ama bütün yıldızlar gibi mıknatıs alanı var. Dünyanın da mıknatıs alanı var. Bütün gök cisimlerinde var. Çünkü mıknatıslık da kolay kolay kurtulunamayan yaklaşık korunan bir özellik. Güneşin de mıknatıs alanı var, Jüpiter'in de var. Bütün yıldızların var. Şimdi mıknatıs alanı eğer dönme eksenine paralel değilse ki genelde paralel değildir. Niye olsun? Paralel değilse o zaman bu değişken bir mıknatıs alanı demek. Yani Maxwell yasalarına, Faraday yasasına göre özellikle Bundan elektrik alanları oluşur. Dönen bir mıknatıs elektrik alanı, indüksiyon alanı, voltaj oluşturur. Bu voltajlar o kadar yüksek ki yıldızın yüzeyinden elektronları söküyor. Ve doğal bir devre içerisinde koşturacak yük buluyor. Bu devrelerin içerisinde elektronlar dönüyor. Hatta o kadar yüksek voltajda da e, bir foton, elektron pozitron çiftine dönüşüyor. Oradan da yükler geliyor. Yani bu doğal bir dinamo kendi voltajını yaratıyor. Üstelik boşluktaki o voltaj elektrik alanı çizgilerine yükleyecek yük buluyor. Yükleri kopartıyor. Dolayısıyla kendi kendine ışıyan bir çünkü neden? İvmeli hareket yapan yükler elektromanyetik dalgaya yer uzaya. Bu dalganın simetrisi de dönme ekseniyle çakışmadığı için dalgalar mesela şu yönde gelecekler. O yönde size tesadüf ediyorsa arada bir tıpkı bir deniz fenerinin huzmesi gibi sizi yalayıp geçecek. Sonra tekrar dönüp geldiğinde bir atış daha duyacaksınız tekrar gidecek. Bu, bu olaya pulsar deniyor. Zaten nötron yıldızları ilk defa bu pulsar etkinliği sayesinde gözlenmiş. Evet devam edelim şimdi. Bu pulsarlardan birinin 1054 yılında doğan yengeç pulsarının bir patlamayla doğuyor ya neutron yıldızı ortası çöküyor dışını üfürüyor uzaya. Ee, oradan kalan patlamadan fışkıran yıldızın artığı gazlar hala bin küsür yıldır uzayda yayılmayı sürdürüyor. On binlerce hatta yüz bin yıl daha sürecek bu. Ee, buna süpernova deniyor bu patlama olayına. Bu bir süpernova kalıntısı. Tam ortasında, şurada şimdi seçemiyorum. Ortada bir yerde de gerçekten bu şekilde oluşmuş olan yengeç pulsarı denen nötron yıldızı var. Onun da pat 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 o arkadaş daha mütevazi, Oldukça hızlı dönüyor ama saniyede 30 kere dönüyor. Saniyede 30 kereyi kulağınız zorluk olsun. Tık 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 alır. Ee, ama daha hızlısını almaz. Bir saniyeyip pulsarlar artık. Bu da yine çok hızlı dönen, e, saniyede 11 kere kendi etrafında dönen Ha, pardon, o değil. Bu yine yengeç e, pulsarının etrafındaki gaz bulutunun büyütülmüş şekilde orta kısmında dönmenin yıldızdan çıkan huzmenin gazı nasıl etkilediğini sanki böyle çalkalıyor onu, kaşığı çevirir gibi izini görüyorsunuz. Evet. Şimdi burada konuşmamı bitiriyorum. Fakat çok güzel bir site var. Buradan becerebilirsem ben size doğrudan yapacağım. Beceremezsem Efe sizinle paylaşacak arkadaşlar. Manchester'daki Manchester Üniversitesi'nin Jordan Bank adında önemli bir radyo astronomi gözlemi var. Onların işte popüler bilim siteleri var. Oraya bu pulsarların tırnak içinde sesleri. Tabi pulsardan bize ses gelmiyor. Oradan her dönüşte bir kere attığı voltaj sinyali geliyor. O sinyali bağlarsanız ne duyuyorsunuz? Çeşitli pulsarlar için burada var. Şimdi ben bunu deneyeyim bakalım becerebiliyor muyum? Açmayı. Ee, o zaman Efe'den rica edeyim. Ben ekran paylaşımından çıkacağım. Dinleyeceğimiz sesler hakkında size anlatacağım ne olduğunu. Evet. Paylaşıyorum hemen. Aç o siteyi önce. Çeşitli pulsarlar var. Hepsini yapmayalım. Ben sana seçeceğim şunu bunu tıkla diye. Gösterirsen kendi ekranına. Şimdi bakalım. Bir dakika. Mesela şu birincisini tıkla. Bu nispeten yavaş dönen bir pulsar. Nasıl dönüyormuş? Kaç hertz? Evet tıkla bunu şimdi. Yani sesi tıkla. Sesi duyacağız. Şimdi arkadaşlar burada bakın. Atışları duyuyorsunuz. Her sinyal geldiğinde pat pat pat. Burada yeni bir frekans bulunmuş kulağımız duysun diye. Yani osiloskopta bakın voltaj sinyalini demin gösterdi zaten görebilirsiniz. Ama e, kulağımıza duymamız için suni bir ses bindiriliyor. Onu duymanızı sağlıyor. Pat 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 her atışı duyuyorsunuz. Çünkü beynimizin, kulağımızın e, ayrıştırma aralığında bu. Yani 15 Hz hatta 20-30 Hz'e kadar tık 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 diyebilirsiniz. Evet bu yeter. Dönelim şimdi bir öncekine. Şimdi bir tane daha seçelim. Hangisini seçelim? Mesela bu Vela yokmuş bu. Bu da yengeç yokmuş. Şuna bakalım. 5 Hz'lik bir tane var bakın. Şey hangisi bu? 5 Hz'lik olanı gördün değil mi? Saniyede 5 kere tık 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 gidiyorum. da yeter. Şimdi milisaniyelere geçelim. Gelelim aşağıya. Bir dakika. Ha. Şimdi şu gördüğünüz B1937 artı 21 bu ilk bulunan milisaniyelik pulsar. Eğer osiloskopta e, antenden gelen voltaj sinyalini görseniz her bir periyoda bir büyük bir de küçük tepe yapıyor. Bu sinyalin biçimi. Ondan sonra bu tekrar ediyor. Ama doğrudan doğruya bu voltaj sinyalini hiçbir suni ses yüklemeden bu atışlı sinyali e, hoparlöre bağlarsanız şimdi duyacaksınız. Efe şu, çal şuradan. Çalabilmen lazım bunu. Şuraya tıklarsan olacak. Yani git işaretine tıklarsan. Eskiden vardı. Yapabiliyor musun? Ya yani buraya tıkla. Resme tıkla. Yanındaki oka tıkla. Olmuyor mu? Efesem, sesin kapalı galiba. Mıttasın. Sesini açarsan duyulacak. Şöyle. Ses dosyası olarak indirdi. Ha indir. Hmm. Öyle yapmak gerekebilir. Şimdi aç. Heh. Evet, duralım. Şimdi burada tiz bir ses duydunuz. Burada tık tık tıkları ayırt edemiyor kulağınız. Çünkü saniyede 642 tane. Onu beyin 642 vuruşu ayırt edemez. Yani tıpkı gözün 16'dan daha sık hertz'i ayırt edememesi gibi. Onun için sinema yapılıyor değil mi? Ee, onun için burada herhangi bir kulağınız duysun diye bir suni frekans yok. O bet, tiz ses doğrudan doğruya mi bemol'e gelen, yukarıdaki mi bemol'e eden gelen ses. Niye o kadar bet? Çünkü bu bir müzik aleti değil. Yani sinyalin e, biçimi çok basit. Yani tek bir sinis değil ama basit bir sinyal. Basit bir sinyal iyi bir tını vermez kulağa. Harmonikleri çok olsa o zaman güzel müzik aletleri öyle değil mi? Şimdi son bir şey dinleyeceğiz. Efe Dönünen'in deminkini. Ekranı ben de göreyim, ben yani senin şeyi, o sayfayı. Heh. Şimdi bak, burada 47 Tukan diye bir şu resmini gördüğünüz küresel küme var. Şimdi bir küresel kümede milyonlarca veya yüz binlerce en az yıldız olduğu için, tıpkı büyük bir şehirde olduğu gibi bunun içerisinde her tipten yıldız olur. Yani nasıl bir küçük bir köyde herkes aşağı yukarı birbirine benzer, işte herkes çiftçidir. Falan filan ee, ama bir büyük şehirde her tür meslekten, her yaş grubundan, her zevkten, e, her tür hastalık taşıyabilen falan falan her tipten insan bulmuş. Onun gibi kalabalık kümeler astronomların çok ilgisini çeker çünkü hepsi aynı mesafede bizden, aynı bölgede bir gözlemde her istediğiniz türden yıldız bulursunuz. Mesela bu 47 tukta bilinen e, onlarca bir saniyelik pulsar var. Şimdi burada bunu ses dosyasını indirirsen, Efe onları tek tek ve hepsini birden göreceğiz. İkincisi girdi diye, üçüncüsü girdi. Devam. Şimdi e, Bakın burada ne oldu? Ne kadar muhteşem bir şey. Bir tane bir tane yıldız kümesine baktık. Kalabalık bir e, küresel kümeye. İçinde 22 tane milisaniyelik yani doğrudan doğruya her bir dönmede attıkları bir atış audio frekans yani birkaç yüz hertz'e denk gelen pulsarlar. Sanki bir e, synthesizer ile yapılmış elektronik müzik dinlediniz değil mi? Ama bu doğal. Önce teker teker verdi. Sonra sanki bütün orkestra birlikte çalıyor gibi. Hepsini birden çaldı. Ve kendi kulağımızla bu pulsarların frekanslarını duyduk. O frekansları duymamız için başka bir numara yapmaya gerek yok. Doğrudan doğruya hoparlörü taktığınız zaman radyo teleskoptan gelen sinyali böyle oluyor. Evet. Şimdi benim konuşmam bitti. İsterseniz bir 10 dakika kadar sorularınız varsa konuşabiliriz biraz daha. Ben sorabilirim eğer yoksa kim soruyor? Ee, Oğuz ben. Evet. Ee, hocam e, bu e, hani e, bildiğimiz en hızlı dönen yıldız saniyede işte 700 küsür müydü? Evet 716. Ee, peki e, teorik olarak mesela bir yıldızın kendi etrafında en hızlı ne kadar dönebileceğiyle ilgili bir e, bilgimiz var mı? Var. Şimdi çok güzel bir soru. demin yazdığım Kepler yasasından çok basit bir şekilde nötron yıldızlarının en hızlı dönenleri aslında 2000 Hz'e kadar falan çıkabilir olması lazım. Yani dağılmadan sağlam duracak nötron yıldızı o kadar hızla tahammül eder. Ama biz nedense bütün gördüklerimiz bu hız sınırının 3'te birinde falan satüre oluyor. Bunun sebebinin ne olduğu astrofizikte aktif bir araştırma konusu. Ee, yıldızların hangi hızla döndükleri, bu tür yıldızların, milisaniye kutsalların belli bir manyetik alanlarıyla ilgili bir e, formülle veriliyor. E, ve bu benim de vaktiyle çalıştığım, yani bunların niye bu kadar hızlı döndüklerini ilk açıklayan gruptaydım ben. Hala da o sonradan yapılan gözlemler o öngörünün doğru olduğunu gösterdi. Şimdi manyetik alan şiddetiyle alakalı ve bu yıldızların hepsinin manyetik alanları başka tür nötron yıldızlara göre düşük. Yani en bol tipik nötron yıldızının daha yavaş dönemleri manyetik alanı 1 trilyon gauss kadardır. Güneşte ve dünyadaki tipik manyetik alanlar 1 gauss kadardır. Ee, tipik nötron yıldızının trilyon gauss kadardır. Ama bu milisaniyelik arkadaşların manyetik alanları bir milyar, birkaç yüz milyon ila bir milyar gauss arasında. Yine dünyadakinden çok yüksek, ama tipik nötron yıldızlarına, yavaş nötron, nispeten yavaş nötron yıldızlarına göre e, bir on bin kere falan daha düşük. Ee, şimdi. Çeşitli mekanizmalar öneriyor astrofizikçiler. Bir tanesi benim düşündüğüm yani bizim arkadaşlarla yakın zamanda yaptığımız bir, bir farkına vardığımız bir olay. Bu manyetik alan şiddeti de yavaş yavaş yıldızın evriminde değişiyor ve belli bir yerden fazla değişemiyor. Ondan dolayı da onun belirlediği en yüksek dönme hızı yıldızın tahammül edeceği en yüksek dönme hızına kadar gitmiyor. 2000'e gitmiyor. 700-800 civarında bir yerden daha hızlı dönemini. Bu bir açıklama. Başka bir açıklamada başka meslektaşlar da diyorlar ki bu yıldızlar çok hızlı dönmeye başladıkları zaman biçimleri küresel olmuyor. Biraz da manyetik alan çarpılıyorlar. Ve küresel olmayan ve asimetrik dönen bir cisim kütle çekimi dalgaları yayar. Kütle çekimi dalgaları yaydıkça enerji kaybedeceğine daha fazla hızlanamıyor. Hız sınırının sebebi yani ulaşabileceği en yüksek hıza ulaşamadan kütle çekimi dalgası yay yayarak kendi kendine frenliyor. Bir teori de bu. Ama tam o hıza ulaşmasa da yani onun üçte biri de devasa bir hız. 2000'e ulaşamasa da işte senin sorundaki gibi. E, yani bütün gözlemlerimiz artık yüzlerce milisaniyelik pulsar biliyoruz. Hepsi bu yani 300, 400, 500 falan filan 700 küsurda takılıyorlar. Daha daha hızlısını bulamadık. Bu bir tesadüf olamaz. Çünkü Hani 3-5 tane bilsek tesadüf belki daha hızlı var diyeceğiz ama 700 tanesini pardon birkaç yüz tane 700 tane değil. Birkaç yüz tane buldun da hiç işlerinde en yüksek hız sınırına dayanmamışsa kimse o zaman işte bir açıklama gerekiyor. açıklamaları demin söylediğim gibi. Hangisi doğru bilmiyoruz henüz. Teşekkürler. Başka soru yoksa bağlayabiliriz. Ee, hocam benim sorum var. Kim? Ee, Ege İpekçi. Evet Ege. Ee, öncelikle sonumuz için teşekkür ederim hocam. Ee, bu Natron yıldızları <laughs> ömürlerinin sonuna gelince neye dönüşüyorlar? Yani mesela bir kahverengi ya da beyaz cüce gibi bir durum var mı? Ee, hocam sesiniz gelmiyor. Tamam. Şimdi geliyor mu? Evet şimdi geliyor. Evet. Şimdi nötron yıldızları, beyaz cüceler ve kara delikler yıldız evriminin nihai noktaları yani o konumlardan bir tanesinden birinden birine işte kütlesine kadar kaldığına göre bir yıldız ömrünün sonunda bu üç duraktan birine varacak. Bir kere vardıktan sonra burada artık yıldız yapı evrimi duruyor. Yani hızlanabilir, yavaşlayabilir falan ama yapı olarak başka tür bir yıldıza dönüşmez bir nötron yıldızı. Neden? Çünkü nötron yıldızını dengede tutan şey bir yakıt yakmayı gerektirmiyor. Şimdi Güneş'in dengesini hidrojeni helyuma yakarak üretilen enerji sağlıyor. Başka tür yıldızlarında işte kırmızı devler yok, mavi devler, şunlar, bunlar bir sürü e, nükleer yakıt yakan ve boyutları da yani işte birkaç yüz bin, birkaç milyon falan kilometre yarıçapları olan yıldızlar. Bunlar hep yakıtla çalıştıkları için bir evreden öbürüne geçiyorlar. En sonunda bütün yakıtlar bitince çünkü periyodik tabloda sonlu yakacak bir şey yok daha fazla. Değil mi? Yanma olayı bitince o zaman işte patlama çatlama oluyor, ortası çöküyor. Ortası çöküyor. Beyaz cüde elektronların Pauli prensibi yani iki elektron üst üste gelemediği için daha fazla sıkışamayıp e, böyle bir 5000 bin, bin kilometre gibi bir yarı çapta aşağı yukarı dünya bir gezegen boyutlarında ama çok daha sıkışık beyaz yüce oluyor. Beyaz yüceleri duramazsa, kütlesi fazlaysa o tür yıldızlar nötron yıldızında duruyor. Orada duramayan kara delikte. Nötron yıldızında nasıl duruyor? Nötronlar, iki nötron birbirine değme noktasına geliyor. Artık daha fazla sıkışamazlar. O zaman nötron yıldızı oluyor. Bakın burada da çökmeyi dengeleyen şey Pauli prensibi. Bir yakıt gerekmiyor. Sadece nötronların var olması kendiliğinden bir itici güç üst üste binemedikleri için yakıt gerektirmediği için bu nötron yıldızları aynı şekilde beyaz hücreler artık yapıları değişmeyen sitli sene öyle olacak. Ancak zaman geçtikçe dönmeleri yavaşlayacak. Çünkü enerji kaybediyorlar bu atışları attıkça falan. Soğuyacaklar. E, Gitgide daha böyle sönük yani görünmez olacaklar ama orada duracaklar. Nitekim bizim galaksimiz içerisinde yüz milyonlarca nötron yıldızı olmalı hesaplara göre. Çoğunu görmüyoruz çünkü çoğu çok yaşlı. Ha bir de beyaz cihaz bir de diğer son durak bazılarına gideceği son durak kara delik. Orada bir nihai konum söz konusu değil çünkü sürekli çökecek. Ama dışarıdan baktığında işte olay ufku dediğimiz kütlesinin belirlediği belli bir yarıçaptan çaptan içerisi görünmüyor. Onun için o da sürekli çökmesi devam eden, hiç durmadan çökecek olan yapı. <laughs> Ama dışarıdan sadece olay ufkunu görüyorsunuz. O da erimleşmiyor. Sadece kütle çekimiyle çöküp duruyor. Ama dışarıdan belli bir büyüklük görüyorsunuz. Tamam. Teşekkürler hocam. Ee, burada 10-13 kişiyiz. Ee, kaç kişi fizik öğrencisi? Yani başka başka şeyler okuyanlar da var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Evet hocam ben moleküler biyoloji okuyorum. Çok güzel. Yani bu konuşmada biraz daha fazla fizik vardı ama moleküler biyoloji okuyan birinci sınıf fiziği almış olanlar umarım takip edebildiniz. Çok güzel evet. hocam. Özellikle sesler en sondaki bayağı güzeldi. <laughs> Ağzınıza sağlık. Tamam. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beni çağırdığınız için. Şimdi pdf olarak konuşmamı göndereceğim Efe'ye. O da sizlerle paylaşır. Dolayısıyla atladığım şeyleri ayrıntıları falan izleyebilirsiniz. Ayrıca bu konuşmaları ben şeyde yani birçoğu Bilim Akademisi'nin YouTube kanalında var. Peyder Peyderpey kendi YouTube kanalıma da koyuyorum. Yani Ali Alpar diye ararsanız benim YouTube kanalımda da bir sürü başka konuşmalar da var. Hatta öyle yapalım göndermekte ama yok bugün düzeltme yaptım size gönderdiğim en iyi versiyonu size göndereyim yine. Tamam. Peki. Hadi iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz çok katıldığınız için. Hadi iyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar. İyi çalışmalar.